Arkadaşlar merhaba. Bugün bir türev sorusuyla beraberiz. Çok güzel bir soru. Bu da arkadaşlar bilgi sarmal yayınlarından. Bilgi sarmal yayınlarını e, sorularını çözmek için izin aldım yazarında. Şimdi bakınız. Öncelikle soruyu bir siz okuyun. Daha sonra çözün ve çözümlerimizi karşılaştıralım. Sizin için daha faydalı olsun. Sizin de sorularınız varsa Kerem T. ile Matematik Instagram adresinden veya keremtaskinanetatmey.com e-mail adresinden beklerim arkadaşlar. Ama her şeyden önce ne yapıyoruz? Hemen durduruyoruz videoyu, abone ol'a tıklıyoruz, videoyu beğeniyoruz ve devam ediyoruz izlemeye. Bence güzel bir soru. Herkesin bilmesi gereken tam ÖSYM tarzı. x kare eksi ax artı 1 olmak üzere fx. Mutlak fx fonksiyonu her x elemandır r için türevli ise a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi arkadaşlar mutlak değeri için alın bunu diyor. ve bu her x için türevli olsun diyor. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi ben size şöyle bir not yazayım. Mutlak değer birinci derece köklerinde türevsizdir. Önemli bir bilgi. Bunu bir yere kaydedin. Mutlak değer birinci derece köklerinde. Bakın tek katlı köklerinde demiyorum birinci derece köklerine. Yani mesela şöyle bir şey olabilir. X eksi 2 çarpı x artı 3 üzerlerinde ne var? 1 var. İşte bunlar da türevsizdir. Neden biliyor musunuz? Çünkü mutlak değerin grafiği böyle birinci derece köklerinde sert köşeler yaparak gider. Ki türevde öğrendiyseniz şimdi böyle sert köşelerde türev yoktur arkadaşlar. Şimdi peki bu ikinci dereceden bir denklem. İkinci dereceden denklemleri 10. sınıfta mı görmüşsünüz arkadaşlar? Bunun deltası var delta sıfırdan büyük olabilir, eşit olabilir ve küçük olabilir. Şimdi bakın delta sıfırdan büyükse iki tane birinci derece kökü var. Dolayısıyla o köklerde türev yok. O köklerde türev yok. Hani daima türevi vardır diyor ya. Dolayısıyla türevi delta sıfırdan büyüktür olduğunda her zaman olmaz. Delta sıfıra eşitse bu bir şeyin karesi demektir arkadaşlar. Tam kare bir ifade demektir. Dolayısıyla tam kare ifade olduğu için artık mutlak değere ihtiyaç kalmaz. Neden? Pozitif olduğu için mutlak değerin direkt dışına çıkar. E mutlak değerin dışına çıkınca da bu bir paraboldür. Parabol her noktada türevlidir. Türevli. Delta sıfırdan küçükse, bunun kökü yok demektir. Bir parabolün kökü yok ve kolları da yukarı doğru. Yani x eksenini kesmiyor. Daima pozitif olduğu anlamına gelir. Yine daima pozitifse yine mutlak değer dışına çıkar. Dolayısıyla da mutlak değer dışına çıktığı için bir parabol, mutlak değersiz bir parabol her noktada tanım kümesinde türevlidir arkadaşlar. Dolayısıyla delta sıfıra eşit olduğunda ve delta sıfırdan küçük olduğunda türevlidir. Delta küçük eşittir sıfır olmalıdır. Deltası b kare a kare eksi 4 ac küçük eşittir sıfır. Bunu a eksi 2 ve a artı 2 diye ayırabiliriz eşitsizlik olarak çözersek arkadaşlar şöyle tablosunu yapalım artı eksi artı eksi 2 ve artı 2 kapalı aralığında arkadaşlar olmalıdır. Kaç farklı tam sayı değeri var eksi 2 artı 2 aralığında? 5 tane değer var. Yine eğitici, öğretici çok güzel bir soruydu bence. Bu soruyu bence durdurun. Bir kez daha sindire sindire izleyin. Kendinize de çok iyi bakın.